Şimdi rejiden bana bilgiyi verdi yönetmenim. Konuklarımız var. Eğitim uzmanı Turgay Polat. Sayın Polat, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ve öğretim teknolojileri uzmanı Profesör Doktor Soner Hocam hoş geldiniz. Turgay Hocam hoş geldiniz. Evet. İyi yayınlar, sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi merak ettiğiniz... Kusura bakma, böyle seslerimiz böyle üst üste biniyor. Birkaç saniyelik fark var Ankara-İstanbul arasında. Ama yarınki programı birlikte yapacağız. Onun için bu ses problemini de ortadan kaldıracağız. Konuklarımızdan o nedenle de şimdiden özür diliyorum. Bu çok evet, güzel bir haber. Çok sevindim. Bu arada hemen ben konuklarımıza geçeyim. İki konumuz olacak aslında. Birincisi bu liselere geçiş sınavı ile ilgili hem çocukların genel durumunu hem de bu sınav sistemini aslında konuşacağız. İkincisi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversitelerle ilgili açıklaması. Ben ilkinden başlayayım. Sayın Polat, öncelikle sizinle başlayalım. Şimdi liselere geçiş sınav sonuçları biraz önce bilgi verdiler. Açıklandı. Ama bak, baktığımız zaman bu çocuklar 1,5 yıldır pandemiyle boğuşuyor ve haliyle bu sınava ne kadar hazırlandılar, ne kadar eşit koşullarda hazırlandılar? Ya bu sınavlar gerçek sonuçları verir mi öğrencilerin bilgi ve yetenekleri konusunda, ne dersiniz? Öncelikle verse ne olur? Yani lise giriş sınavının Türkiye için anlamı kalmadığını, aslında sadece ve sadece bir alışkanlıktan ibaret olduğunu ve bunu 5 yıl önce, hatta 4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı da artık kaldıralım dediğini ama nedense İl Eğitim Bakanlığı'nda bu işin bir türlü halledilemediğini görmek beni çok üzüyor. Çünkü, peki nedendir sizce? Nedeni şu, ben Türkiye'de bu anlamda gerçekten yeni bir şeye geçiş, yani gerçekten daha cesur ve daha adımlar atacak liderler bekliyorum ben. Çünkü sebebi şu, Türkiye'de lise giriş sınavının şu anda yapılmasının çocuklar nezdinde bir faydası yok. Sebebi de şu, aslında Türkiye'de farklı lise dediğimiz, yani sınava girip çocukları alıp da Türkiye için farklı bir diploma, farklı bir beceri, farklı bir yetkinlik yetişecek lise türü taş çatlasa 15-20 geçmiyor. Peki 15-20 tane lise için siz milyonlarca öğrenciyi bir şeyler öğrenebileceği 7. sınıfta, 8. sınıfta kurslara, dershanelere, okullara, testlere çözüp onların kendini gerçekleştirme, geliştirme döneminden vazgeçip tamamen bir sınava odaklanmasını neden sağlarsınız? Yani bu gerçekten soru. Şimdi bugün